Efendim yeniden mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de Beyaz Ana Haber'le dop dolu bir gündemle diyorduk ya, nasıl olmasın, çok tartışılan, çok konuşulan bir seçimin hemen ardından haberlerimizle karşınızdayız. Efendim mutlu akşamlar, Beyaz TV ekranlarındasınız, Beyaz Ana Haber'desiniz. Efendim gelin şimdi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla başlayalım. Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin son bilgileri açıkladı. Yurt dışı oylarının sayımının sürdüğünü aktaran YSK Başkanı, kalan oylar seçim sonucunu değiştirmeyeceği için, bakın altını çiziyoruz, ikinci tura gitme kararı aldıklarını söyledi. Türkiye'ye daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre de 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması için tekrar sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri tüm yurtta huzur içerisinde gerçekleşmiştir. Nefesler tutuldu, tüm Türkiye sandıklara kilitlendi ama sonuçlar ikinci turun yolunu gösterdi. 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin son bilgileri aktardı. Sandığımızı açıyoruz, tümlerden geçmiş olsun. Sağ olun, hayırlı olsun. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin son bilgileri aktardı. Saat 15.15 itibariyle yurt içi sandık sayısı %100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı %88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise %52,69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44,88, Sayın Sinan Oğan'ın %5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin %0,44 oy aldığı görülmüştür. YSK Başkanı Yener, veri aktarımı devam eden oyların sonucu değiştirmeyeceğini belirterek seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49,54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de %44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yener, oy pusulalarında sıralamanın da değişmeyeceğini söyledi. Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce alınmış kararımız bulunmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır.